1989 yılında askerden geldikten sonra tabii iş imkanımız onda olmadığı için arkadaşlarımız dediler gel beraber promosyon işi yapalım. Nedir ben bilmiyorum yani promosyon işi nedir onu da bilmiyorum. Gel biz öğretiriz dediler. Geçmişte kısa da olsa bir pazarlama tecrübem olduğu için yapabilirim diye kanaat getirdim ve birlikte başladık arkadaşlarla. Tabii biz o dönem yaptık. İşte Allah bereket versin. Bir miktar da para kazandık ve tecrübe kazandık. Nasıl yapacağımıza dair de bilgimiz oldu. Bu arada ben geçmişte güreş yapmıştım. Yani 15-16 yaşlarında başladım. Yaklaşık 17-18-19 yaşına kadar sürdü bu güreş maceram. Çok da başarılı bir güreşçiydim. Yani ilk 2 yılımda Ankara birincisi oldum. Ondan sonra Türkiye şampiyonlarına falan katıldım. Türkiye 4.'lüğüm var. Bu arada bari bunu yapayım dedim ben. Yani gittim eski hocamı buldum. Hocam dedim işte böyle böyle. Bana dedi ki ah oğlum sen neredesin dedi. Çünkü soy ismim de baş pehlivan benim. Çok kısa zamanda yani 5-10 yıllık güreşçileri ben yeniyordum o şeyde. Yani şampiyonlarda. İşte askere gittik. Geldik. Bu işi yaptık. İşte o aradaki boşluğumuzda tekrar güreş yapayım diye düşündüm ben. Gittim 25 yaşına gelmişim artık. Baktım artık ben de geçmiş yani yapamıyorum o şeyi. Çünkü o arada sigara içmeye başlamıştık. Asgari ücretle açtığımız yerde 2 yıl sonra 10 kişi çalıştırmaya başladık. Ve çok güzel de işler yaptık. Bizim bir elemanımız vardı, Osman isminde bir elemanımız vardı. Bir haftalık bir izin istedi bizden. Dedi ki bir hafta gideceksin ama bizim çırağımız kim olacak o zaman? Dedi ki ben bir akrabam var onu getirebilirim. Tamam gelsin dedim ben. İşte Muzaffer'i getirdi daha ortaokul talebesi. O heyecanı kendisi de gördük tabii. Derken işte Osman olan çırağımız ayrılmak zorunda kaldı burada. Yani ayrılınca bu arada Muzaffer de okulu, ortaokulu bitirmiş oldu. Dedi ki abi ben çalışamayacağım burada. Dedi, Muzaffer'i göndersek olur mu dedi. O da çalışmak istiyor. Gelsin dedim ben de. Gelirken tabii sadece gelip gitmesi olmasın buraya. Sadece çırak olarak değil de hem mesleği öğrensin hem de bu işi gelecekte meslek haline getirebilmesi için dedik ki seni çıraklık okuluna gönderelim. Orada hem kalfa olursun, kalfalık belgesi alırsın. Olur dedi. Eğitimini görüyordu. 2-3 sene kadar gitti buraya. Kalfalık belgesini aldı. Daha sonra o bittikten sonra ustalık belgesi alması için bir 2 yıl daha gitmesi gerekiyordu. Bu arada hocalar dedi ki eğer fark derslerini verirse, ortaokul bitirmişti ya, liseyi de bitirebilecek bu arada. Liseyi de bitirebilir. Tam bu arada spor da yapıyordu. Kickbox sporu yapıyordu. Arada bir müsabakalar falan gidiyor böyle izin istiyor. Bir hafta gitti mi bir hafta gidiyorlar zaten. Bu aralarda işte o spor bayağı yoğunlaştı. Bir ara üzerinde bir sigara kokusu hissettim ben kendisinde. Sigara mı içiyorsun yoksa sen dedim. Yok abi falan deyince bu Muzaffer'in herhangi bir şeyden dolayı burada Muzaffer'e kızmak yasak normalde. Veya bağırmak, çağırmak, hakaret etmek, küfür etmek kesinlikle yasak. Benim iş yerinde böyle bir şey istemiyorum. Muzaffer'e değil, birbiriniz arasında da olmayacak böyle bir şey. Zaten onlar kendileri biliyorlar. Ahlaklı gençlerimiz genelde çalıştırıyoruz ve burada o ahlakı vermeye çalışıyoruz. Derken sporuna bu şekilde devam etti. İşte başarılar gelmeye başladı Muzaffer'in. Bu arada işte liseyi de bitirmiş oldu. İşte yeni bitirdi liseyi de. Şimdi o başarılardan sonra mesela Türkiye şampiyonu oldu. Ondan sonra işte Avrupa şampiyonasına katıldılar. Avrupa Şampiyonası'nda gerçi derece yapamadı ama milli olmuş oldu bu arada. Milli sporculara da üniversite imtihanlarında işte sadece barajı geçmesi yeterli. Şu anda o aşamadayız. Yani inşallah hem bu mesleği öğrenmiş oldu, ustalığını almış oldu elinde şu anda bir sanatı var. Hem de üniversiteyi okup bu şekilde bedenle alakalı veya sporla alakalı bir şeyler yapabilecek inşallah. Tabii hocasına da teşekkür ediyoruz. Gerçekten İlgili de bir hocası var. Güzel taklitler de veriyor. Ve milli olmasında da en büyük başarı tabii ki hocasına ait. Tabii Muzaffer'le alakalı sigaranın üzerine niye durdum ben? Ben işte kendi yaşadığımı aklıma geldi. Dedim ki o sigarayı içtim ve ben sporu bırakmak zorunda kaldım. Onun için ben ondan dolayı dedim ki kesinlikle sigara içmeyeceksin. Tabii ben Muzaffer'e niçin destek verdim onu da söyleyeyim de. Birincisi spor yapan insanlar ahlaklı olur. Ve itaatkar olur. Sebebi ne? Şimdi hoca diyor ki oradan şu hareketi 30 defa yapacaksınız. Mesela şınav çekilecek. Şınavı 30 defa yap. Ve uyumlu yaşarlar. Yani insanlarla uyumlu. Çünkü sen bir takımsın. Takımla beraber bir yere gidiyorsun.
o takımda bir disiplin olması lazım. Herkes kendi kafasına göre hareket ederse bir sürü problemler çıkar. Ve uyumlu yaşarlar ve ahlaklı yaşarlar bu şekilde. Yani ahlakla, yani sporcunun ahlaklı olmasıyla birlikte işini de bunu yansıtırsanız şayet düzgün eleman elde etmiş olursunuz. Tabii biz bunu yaparken Mustafa Başmehlivan olarak biz bir Muzaffer Kur'da destek çıkmış olduk. 10 tane esnaf, 10 tane sporcuya sahip çıksa, bu şekilde hem sanatkar hem sporcu yapsa, 100 tanesi, 1000 tanesi düşünsenize böyle, yani hem sporcu oluyor, hem sanatkar oluyor, hem de ahlaklı insan oluyor. Muzaffer'in 4 tane altın bileziği oldu. Birincisi, ahilik ahlakıyla yetiştirildi. İyi bir insan oldu. İkincisi, okulunu bitirdi, diploması oldu. Üçüncüsü, sporda uzmanlaştı, milli sporcu oldu. Dördüncüsü, işinde ustalaştı, mesleği oldu. Mustafa Başelevan'ın yanına geldim, Mustafa abinin yanına geldim. Buraya onu tanıtma. Ahmet ve Mustafa ustalarımın teşviki ve Mustafa hocamın yetiştirmesiyle spora tekrar başladım. Turkish Open şampiyonasında Avrupa üçüncüsü oldum. 2019 Wushu Balkan şampiyonasında 85 kiloda milli sporcu oldum. Bir takıma girdim. O da Mustafa hocamın sayesinde. 10 yıldır bu sporu yapıyorum. 10 yıl da olsa, 20 yıl da olsa, belki 50 yıl da devam edeceğim. Ölene kadar spor benim için yeri ayrı. Hedefim şu an için dünya şampiyonu olmak. Bu bayrağı tüm dünya duyurup ve İstiklal Marşımızı tüm ülkelere dinletmek istiyorum. En büyük amacım, en büyük hedefim budur.